Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ergün Diler'in yazısına geçmeden önce sosyal medya üzerinden Bir Gün 24 Saat sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'a herkesi bekliyorum. Ergün Diler 2025. Trump'ın Suriye ile ilgili sözleri ve ardından yaşananlar haklı olarak herkesin aklına kim başkanın sözlerini boşa çıkartıyor sorusunu getirmekte. Amerika böyledir ama başkanlar her şeye karar veremez. Hele hele uzun vadeli plan programlar emin olun başkanlara sorulmaz bile. Sistem gereğini yapar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ana planlar üzerinde fazla değişiklik yapmayı sevmez. 20 Ocak 1977'de Beyaz Saray'da ilk gününü yaşayan Başkan Jimmy Carter, 20 Ocak 1977'de Beyaz Saray'da ilk gününü yaşayan Başkan Jimmy Carter, sadece 4 gün sonra önüne gelen Pentagon raporunu onayladı. O raporda 2025 yılının haritasında bir Kürt devletinin kurulduğu öngörülüyordu. Carter konuyla ilgili ne biliyordu? Bilmesi gerekmiyordu ki. O plan bugün de geçerliliğini koruyor ve bir şekilde ilerliyor. Yani Amerika açısından değişen bir şey yok. Arap Baharı'nın Temmuz 2011'de Suriye'yi de içine alması bu planın bir parçasıydı. Ardından Suriye'nin kuzey bölgesi yavaş yavaş YPG adlı oluşuma teslim edilmeye başlandı. Bunun hızlandırılması için yeni bir örgüt gerekiyordu. O da Amerikan silahlarıyla donatılmış DEAŞ'tı. Tez, antitez. Amerika Birleşik Devletleri'nin planının içindeydi. Görmek için sadece doğru bakmak gerekiyordu. DEAŞ, 2025 yılındaki Kürt devletinin olduğu Suriye'nin kuzeyine operasyonlar yaptı. Amerika'nın masadaki planında 2025'te o bölgede devlet kuruluyordu. Rejimden alınan bölgeler kısa bir süre sonra sarı renge boyanıyordu. Yani Kürt devleti projesine. Bu plan mükemmel işledi. Hatta Türkiye'deki Kürtleri de bu planın içine dahil etmek için 2014'te Kobani olayı organize edildi. Pentagon'un bölgedeki en başarılı operasyonuydu. DEAŞ, masum Kürt kardeşleri öldürüyor, Türkiye ise buna sessiz kalıyor deniliyordu. Amerika'nın oyununa göre tablo bu şekildeydi. İçeride yaşadığımız her şeye de böyle bakmakta fayda var. MİT tırlarının durdurulması, YPG ve sarı renk tuttu. Kürt devleti için Türkiye'den o topraklar istenir mi? Elbette, ellerinden gelse hemen. Ancak Amerika Kürt oluşumundan vazgeçmedi. Hem de hiç. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan'dan alınacak topraklarla, saçma bir çizimle de olsa bir Kürt devleti haritası çizilecekti. Amaçları buydu. Bu plan şu an devrede, onlar için başarısızlık yok. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı alması aslında bu büyük oyunun en önemli bir parçası. Amerika bölgeden çekilmiş imajı vererek bölgenin daha da karışmasını sağlayacak. Ardından da bölgede bir tamponun olması gerektiği ve bunun da Kürt devleti olacağı empoze edilecek. Oyun bu. Hatta bu oyun için yüzyılın çözümü için bir fırsat denilecek. Kürt devletinin kurulmaması halinde bölgenin belki de 100 yıl boyunca kaos yaşayacağı ölümlerin ve yok oluşun merkezi olacağı zaten bugün de söyleniyor. Söylenecek de. Amerika planını her aşamada destekliyor yani. Şimdi burada en büyük sıkıntı Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile bu konuda anlaşmanın olmayacağının farkında. Türkiye ile birlikte hareket etmenin bugün için avantajlarını kabul eden Washington, şimdilik bu planı toprak altından sürdürüyor. YPG'deki çok güçlü silahlardan Türkiye'nin elinde olmaması, Amerika'nın büyük bir savaş planı hazırladığının da kanıtı. Binlerce tır silah nerede? Bu silahların eğitimi için bölgede bulunan Amerikalı komutanların hazırladığı raporda, eğitimlerin büyük başarıyla tamamlandığı yazıyor. DEAŞ'a karşı silahlandırılan YPG'nin hangi DEAŞ'ta savaştığını gören var mı? Bu plana her ne kadar bugün Amerika ile karşı karşıya gelse de Fransa ve Almanya da destek veriyor. Hatta Amerikalı komutanların dışında Alman ve Fransız komutanlar da YPG'nin eğitiminde önemli rol aldı. Hollanda ve İtalya'da Kürt devletini hemen tanıyacaklarını ilan ediyor. Bu da Kürt devletinin bölgedeki etkili bir şekilde kurulmak istendiğini gösteriyor. Batı kendi içinde, kendi çıkarına uygun olanı yapmak için savaşırken bile
ortak nokta buluyor. Washington, Kürt devletini bir eyaleti gibi kabul ediyor. Çok uzun zamandır kitaplarında bu yazıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan elbette bu oluşuma karşı. Normal olan da bu. Washington, Türkiye ile yakınlaşırken diğer taraftan uzaklaşıyor. Amerika Başkanı Trump'la Pentagon aynı düşünmüyor. Sonuç olarak hedefleri aynı olsa da gitmek istedikleri yol farklı. Pentagon'da çok önemli değişiklikler oluyor. Net. Pentagon'da çok önemli değişiklikler oluyor. Net. Bu değişiklikleri Pentagon'un geri adım atması olarak değerlendirmek doğru değil. Sistem dışına çıkanların bir değişimi de olabilir. Yeni bir sisteme entegre edilmeleri için de değişimin içinde yer alıyor olabilirler. Amerika Savunma Bakanı çok önemli biridir. Kısa sürede değiştirilmez. Mattis için de bu geçerli, diğerleri için de. Amerikan medyasının bir bölümü Pentagon'u Mattis üzerinden köşeye sıkıştırmak istiyor. Mattis, Pentagon için yarın da çok değerli. Yeni görevine başlayınca herkes bunu daha iyi anlayacak. Pentagon'a çok etkin olan bir bakan, yenisiyle değiştirilemez. Trump'ın her açıklaması Amerika içinde de karışıklığa neden oluyor. Ancak nasıl bir açıklama yaparsa yapsın, son sözü Pentagon söyler. Bunu Trump da biliyor. Elbette Trump'ın agresif olması, başkanlık gücünü ilk kez bu kadar şiddetli bir şekilde kullanmak isteyen bir karakterin öne çıkması önemli. Geçmiş Amerikan başkanları göreve başladıkları gün Pentagon'dan briefing alırlardı. Trump da aldı. Fakat Trump kendi prensiplerinden söz etti. Hiçbir başkan böyle bir prensipten söz etmemişti. Amerika içinde Ermeni lobisi çok etkilidir. Ancak Pentagon'da bir güç, Ermenistan'ın bu toprak bütünlüğüne karşı. Çünkü Kürt devletinin çok etkin olmasını istiyorlar. Bu nedenle Ankara'ya gelen Amerikalılara böyle bakmakta fayda var. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Amerika kendi koyduğu hedefe oyuncuların kim olduğuna bakmadan yürümek istiyor. Türkiye önlerindeki tek engel, bilinmesinde fayda var. Ergün Diler, Takvim. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.